Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bu hafta kanalımızda yama göz aşısının nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde size anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi gözleri çıkartacağımız kalemlerimizi kestik. Aşı yapacağınız bölge farklı, kalem aldığınız bölge farklıysa su kaybının önüne geçebilmek amacıyla kalemlerimizi yaprak temizliğinden sonraki süreçte nemli bir tülbentin içerisinden aşı yapacağınız yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Genel itibariyle ülkemizde narenciyede sıklıkla kullanılan bir aşı metodu. Cevizde de kullanılıyor. Diğer ağaçlarda da kullanabilirsiniz. Öncelikle aşının yani gözün yuvasını açıyoruz. Gerek gözün yuvasını açarken gerekse de gözü yerinden çıkartırken arkadaşlar çizmiş olduğunuz kılavuzların üzerinden bıçakla birkaç kez geçerseniz oradaki kabuksu dokuyu veya göz yapısını daha rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi biz yuvamızı açtık. Oradan çıkarmış olduğumuz kabuğu herhangi bir olumsuz koşuldan etkilenmemesi adına tekrardan çıkarttığımız yere yerleştiriyoruz. Bu tarz aşılarda genel itibariyle çift ağızlı bıçak kullanılıyor. Kanalımızda çift ağızlı bıçağın nasıl basit bir yöntemle hazırlanabileceğini izleyebilirsiniz. Gözümüzü çıkartacağımız zamanda da çift ağızlı bıçağı kullanıyoruz. Daha sonraki süreçte kenarlardan gözümüzün daha rahat çıkmasını sağlamak amacıyla sıyırma işlemini yapıyoruz. Daha sonrasında da elimizle hafif kanırttığımızda gözümüz çok rahat bir şekilde yerinden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gözümüzü çıkarttığımızda da dikkat etmemiz gereken gözümüzün iç kısmındaki gözlere giden özlerin yer alması gerekiyor. Cevizde 3 tane göz olduğu için boyunlu göz, düğme göz ve nokta göz burada en az 2 tanesinin yer alması gerekiyor. Düğme göz ve nokta gözün yer alması yeterli. Boyunlu göz yer almasa da olur. Yerine yerleştirirken de dikkat etmeniz gereken gözünüzün kenarlarını denk getirecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunu ölçerek de yapabilirsiniz. Gözü yerleştirirken kesinlikle ve kesinlikle bombe yapmasın. Bu kenar kısımlardan birer milim veya çok az da boşlukta bırakabilirsiniz. Ama ben tam oturtuyorum. Bombe yapmayacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında sıkı bir şekilde sarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi bu işlemleri yaparken biraz daha bilgi verelim sizlere. Kış aylarının sert geçtiği veya hafif don olaylarının olabileceği yerlerde genelde Haziran sonunda Temmuz'un başından itibaren yani kabuk rahat bir şekilde odunsu yapıdan kalkmaya başladığı süreçten itibaren Ağustos döneminin başına kadarki süreçte sürgün göz aşısı şeklinde tercih ediliyor. Ağustos ayının başından Eylül ayının ortalarına kadarki süreçte durgun göz aşısı olarak tercih ediliyor. Eğer siz bunu sürgün göz aşısı şeklinde yapıyorsanız aşı gözünün 3-5 saatin üzerinde birkaç tane yaprak veya ufak bir dal kalacak şekilde kesim yapmanız gerekiyor. Aşı bölgesine yakın kısımlardaki gözleri köreltebilirsiniz arkadaşlar. Durgun göz aşısı şeklinde yaptığınızda aşı noktasının 15-20 santim üstünden tepe kesimi yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey ama ben her ihtimale karşı enerjinin daha iyi bir şekilde oraya nüksedebilmesi için tepe kesimi yapıyorum. Şimdi biz bu aşıyı Kurban Bayramı'nın 3. günü yaptık. Aşının tutup tutmadığını nasıl anlıyoruz peki? Ondan da bahsedelim. 2 hafta sonra aşı sapının kendiliğinden düşmesi ya da hafif dokunduğumuzda düşmesiyle aşının tuttuğu anlaşılıyor. Daha sonraki süreçte aşı bağını çözebilirsiniz. Kış döneminde de soğuktan etkilenmemesi için tekrardan bir bağlama yapılabilir veya aşı bağını tamamen sökmeden gevşek bir şekilde de tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nasip olursa ilerleyen haftalarda dudağına yapmış olduğum göz aşısı çeşitlerini inceleyeceğiz. Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz tüm aşılar tuttu diye tahmin ediyorum. Yani terste, düste, ığ göz aşısı, kapalı göz aşısındaki filizlerin gelişimlerinin hangi çeşitte daha hızlı olduğunu gösteren bir video yayınlayacağız. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Doğada kalmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.